Merhaba arkadaşlar. Bu videoda delete from özelliğinden bahsedeceğiz. Delete from diğer set based operasyonlar gibi tek bir SQL işleminde birden çok kaydın otomatik olarak silinmesini sağlayan bir fonksiyon. Insert record set, update record set'ten bahsetmiştik. Delete from da aynı işlemin silme tarafı diye düşünebilirsiniz. Biz bir döngüyle silme yaptığımızda her bir kayıt için bir SQL işlemi oluşuyor manasına gelir. Delete from'da ise bütün o kayıt kümesi için tek bir SQL sorgusu otomatik olarak silmeyi yapar. Yine örnek üzerinden aradaki farkı, özellikle hız farkını anlatmaya çalışayım. Şuradaki ortamımıza gidelim. Yine yanlış şirkete geçtik büyük ihtimalle. O yüzden USMF'e geçelim. Şurada kaç kaydımız vardı? Tekrar bir bakalım. Ona göre kaç kayıt sileceğiz? Bakın toplamda 57.000 kaydımız var. Şimdi normal yselect ile silme işlemi aslında update işlemine çok benzer. O yüzden update cebimizden bir örnek alalım. Ve şöyle şurayı delete diyelim. Buradaki tek fark şuradaki update kullanımı yerine delete kullanmak. Ve şuradaki tabi atamaya ihtiyacım yok bu durumda. Böyle yapmak. TTS begin'i istediğim gibi yine üstte veya altta kullanabilirim. Bu şekilde yaptığımda her bir kaydın silinmesi için geçerli olacak. Eğer şu şekilde yaparsam aslında buradaki silme işleminin tümü için geçerli olacak. Burada böyle yapalım. Şimdi buradaki bütün kayıtları sileceğim. Ondan sonra insert record set ile tekrar kayıtları oluşturup bir de delete from ile sileceğiz ve aradaki süre farkını size göstermeye çalışacağım. Şimdi silelim. Evet, gördüğünüz gibi 44 saniyede bütün kayıtlar silindi. Tekrar açalım. Gördüğünüz gibi bir kayıt yok. Insert record set ile şu gördüğünüz insert record set ile tekrar kayıtları oluşturalım. Yanlış hatırlamıyorsam 10-15 saniyede oluşması gerekiyordu bütün kayıtların. Kayıtları oluşturduktan sonra bu sefer evet 10-11 saniyede oluştu. 44 saniyede bütün kayıtları silmişti. Şimdi bu oluşturduğumuz kayıtları delete from'la yani tek bir işlemle tekrar silelim. Delete set diyelim. Şunların hiçbirine ihtiyacımız yok. Aslında şunların hiçbirine ihtiyacımız yok. Delete from ledger demo diyorum. Şu an bir filtre vermiyorum. Eğer filtre vermem gerekirse, ver ifadesi vermem gerekiyorsa bunun peşini ver diye yazabilirdim. Ama burada bütün kaydı silmek istiyorum. Tabii kayıtlarımız düzgün oluştu mu ona bakalım. Kaydımız düzgün oluşmamış. Insert record set yaptık. Yanlış bir şey mi yaptık? Ondan emin olayım. Şurada bir veri ifadesi koymuşuz. O yüzden sanırım kayıt gelmediği için öyle oldu. Biz şu veri ifadesini kaldırıp şöyle yapabiliriz. Şimdi tekrar çalıştıralım. Kayıt oluştururken biraz sıkıntı yaşadım. Filtreleri yanlış yaptığım için kayıt oluşmamıştı. Şimdi kayıtlarımız oluştu. Biraz önce yselect ile silmiştik. Şimdi delete from ile sileceğiz ve biraz önceki sürenin çok çok daha azında bitmesini bekliyoruz. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi 0.03 saniyede yani 31 tıkta bitti. Diğerine göre kat kat daha hızlı bir şekilde bitmiş oldu. Delete from kullanmak da bu açıdan çok daha hızlı. Yine update record set'te olduğu gibi delete from da eğer delete metodunu ezerseniz yani şuradaki delete'i overwrite ederseniz şurada
Bu metodu overwrite ettiğiniz zaman da yine valiselikle silme gibi davranacaktır. Dolayısıyla yine yavaşlayacaktır. Bu metodun da overwrite edilip edilmediğine dikkat etmek lazım. Set based işlemler bunlar. Bunun haricinde bizim kullandığımız farklı toplu kayıt oluşturma işlemlerimiz de mevcut. Insert record list, update record list gibi, yani bir liste üzerinden insert update etme gibi işlemleri mevcut. Onları ayrı bir video olarak anlatacağım. Mümkün olduğunca set based işlemleri kullanmakta fayda var. Ama tamamen de bunlar elzemdir. Bunların haricinde bir şey yapılamaz, denemez. İhtiyaca göre bunlar kullanılır. İhtiyaca göre de normal döngüsel işlemler yapılabilir. Önemli olan bunun size ne getireceğini, ne kadar sürede fark edeceğinin önemini fark etmek. Bu öneme göre de ihtiyacınız neyse onu kullanmak. Set based işlemler bu şekilde bitti. Umarım faydalı bir video olmuştur. İyi seyirler.